bir konuğumuz var. Yaşar Avcı İzmir'den katılıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ee, ederim davet ettiğiniz için yayına. Valla ben teşekkür edeyim mi siz başvurduğunuz için? <laughs> Ama sizin kabul etmeniz de önemli bir şey. Derdin büyük diyorsunuz. Fazlasıyla. Fazlasıyla çünkü Yaşar Bey e, Minel Avcı ile evli. Evet. Yaklaşık e, 15 yıllık bir evlilik. Bu evlilikten dünyaya gelen sevgili seyirciler 3 tane de çocuk var. Hatta ikizlermiş evet, herhalde. Küçükler ikiz. Ve eşiniz 24 e, Ekim günü Çorluya arkadaşıma gidiyorum diyerek ikizlerden birini alıyor evden gidiyor. Öncesinde yaşanan da problemler var aile tamam. içerisinde. Bir yıllık yaşanmış bir geçmişimiz var. Son bir yılda hayatınızda neler değişti e, ve 24 Ekim'de eşinizin ...gitmesinin esas sebebi nedir? Hı. Yani önce eşinizi arayacağız... Minelin nerede evet. olduğunu bilmiyorum dediniz. Evet. Hiç hayal etmediğimiz şeyler yaşadık. Örnek gösterecek bir evliliğimiz vardı... ...15 yıl boyunca. Son bir sene öncesine... ...samimi görüştüğü bir arkadaşı... ...sosyal medyada sohbet gruplarına davet etmiş. Karınıza? Hı. Evet. Hı hı. Giriyor... ...arkadaşı yol gösteriyor... ...bu da o yolda yürüyor. Son bir yılda 6 kişiyle sohbet ettiğini tespit ettim. Bunlar üzerine kavgalarımız oldu. Yeminler etti. 21 Ekim günü tekrar biriyle konuştuğunu tespit ettim. Yine kavgamız nasıl tespit oldu. ediyorsunuz. 21 Ekim'de iş yerine gittim. Hı hı. Öğle saatlerinde yemek paydosunda herkes Mineli göremedim. Bir arayayım dedim. Arabayla gidiyordu. Arabayı almak için gittim. Aradım nerede diye cevap vermedi. Geçtim arabaya baktım fabrikanın arka kapısından çıktı biriyle konuşuyor telefon kulağında. Beni aradığını düşündü. Biraz bekledim beni aramıyor. Üç kez ardarda arda aradım. Telefonu çalmasına rağmen normalde meşgul çalması gerekiyor. Ama Minel biriyle konuşuyordu. İki Ay. telefonum var yani. Tespit tah, tahminim o. E, döküman istedi e, avukatım savcılıktan. O çıkacak ama kabul etmedi tabii. 21 Ekim günü tartıştık. Arkadaşlarımla paylaştım derdimi. O gece eve gitmedim. 24 Ekim'de yine tartıştık. Dedi ki Çorlu'daki arkadaşıma gideceğim biraz kafamı dinleyeceğim. Yalnız gidemesin dedim. En azından kızımı al çünkü bir bayanın yanında yalnız olması başka. Çocuk olması başka bir erkek daha farklı bakın. O açıdan yalnız gitmesine izin vermedim. Yani güvenim de yok. Çocuk mu kızı. koruyacak anneyi onu anlamadım. Koruma açısından değil yani bir erkeğin bakışı öyledir. Yani yalnızsa bir kadın yaklaşmak ister. Minele de güvenim yok. Bir erkek olarak yorumluyorsunuz tabii bunu. Ya, Siz tadım, yalnız bir kadına farklı göze bakar mısınız? Şimdi şöyle. Mine'nin şu bir yıldan beri yaşadıklarını, aramızda yaşadıklarımızı göz önünde bulundurduğum için. Ha Eşinizin davranışlarından heh, yola çıkarak genel olarak kolay arkadaşlık kurabilir diyorsunuz. diyorsunuz. Genel olarak Siz değil. kendi çocuğunuzu gönderdiniz anneyle. Öyle değil aslında. Çok karışık. izin ver... Yani kızımla gitmesini istedim. Hı -hı. Israrla yalnız gideceğini söyledi. Ablasını Hı -hı. aradım. Dedim Hı -hı. sözümü dinlemiyor. Yalnız gitmeye kalkıyor. Bir akıl ver. Gitti Abla, mi peki arkadaşına? Ablası yanına aldı gitti. Ablasını da ikna etmiş. Çocukların üçünü de ablasına bırakıyor. Hı hı. Arkadaşına gitmek için yola çıkıyor. Ama İzmir'e gidiyor önce. İzmir'den otobüse binip Bergama üzerinden geçecek. şeye Çorlu'ya gidecek. Bu da mantıksız bir şey ki. Erhan Yeşilkaya isimli kişiyle gittiğini. Kim bu Erhan sonra. Yeşilkaya? Tanımıyorum onu da e, sosyal medyadan tanımış. E, yola çıktığını öğrenince aradım dedim. Kızı almadan gitmişsin. Eğer yalnız gidersen bir daha bu eve gelemezsin. Israr ettim. Tamam o zaman dedi. Dönüşte işte araba gene vergamadan geçecek ya. Öyküyü verirsin. Kredi kartını verirsin. Üç bin lira da para istedi. Bin lira borç buldum bacanamdan. Verdim. Öyküyü kredi kartını parayı Bu tartışmalardan dolayı Minel Arkadaşına Çorlu'ya kafa, kafa dinlemeye evet, gidiyor evet. yani amacı Ama o. E, tahmin ediyorum ki Erhan Yeşilkaya denilen kişi de O gün o arabanın içindeymiş Otobüsün içinde Çünkü Çorlu'ya giderken Çanakkale'de Feribot'la geçerken Feribot'ta fotoğrafları var Kaldı ki 24 Ekim günü Biz çok büyük kavga yapıyoruz Minel'le Yeminler ediyor hüngür hüngür alıyor ki En dayanamadığım şey ağlaması Bunu kullanarak Benim hayatımda kimse yok diyor fakat bir gün önce Erhan Yeşilkaya, ben çocuğumu İzmir hastaneye götürdüğüm gün Bergama'ya geliyor. Yakınımızda markette e, karı koca gibi alışveriş yaparken fotoğraf çekiliyorlar. Fotoğrafları var. Fakat bu fotoğrafları... E, bu fotoğrafları kim çekti? Erhan çekmiş. Ha, sosyal medyasına koyuyor. E, sosyal medyada oyuyor. paylaşmış ama özel hesabında paylaştığından dolayı yayınlayamıyoruz. Hı hı. Bir, hukuki bir şey var Artı yine Çorlu'ya giderken Çanakkale'den Yani onların botta birlikte olduklarına var. dair Sizin evinizde evinizin etrafında Evinizin çevresinde evinizin kapısında Samimi e, fotoğraf kareleri var Aynen. Ve eşiniz Çorlu'ya gidiyorum Diye evden çıktığında Aynı otobüsün içerisinde Erhan Yeşilkaya'nın da olduğunu Onu söylüyorsunuz Onu tahmin ediyorum e, Yolcu diyor. Yani a, Avukatım ilgileniyor o işte Ama feribotta fotoğrafları var samimi bir fotoğrafları Ertesi gün Çorlu'ya gidiyor siz boşanma davanızın içeriğinde aslında boşanma e, davası vermiş. açmışsınız. Siz bu kişiyle eşinizin birlikte olduğunu bu beyefendinin sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu görsellerle ispatlıyorsunuz aslında. Onu ispatlıyoruz ama işte burada, burada, burada yayınlayamıyoruz. Biraz önce onu burada söyledi. O olur, şeyler anladım. zaten savcılıkta... Ya, ya O ilişkiden var. eminsiniz. Kesinlikle. Eşiniz... Sonra gidiyor e e e ertesi gün beni arıyor hiçbir şey olmamış gibi sohbet ediyor. Beş gün kalıyor. Arkadaşına da derdini açmıyor. Beşinci gün sonuçta öyküyü tekrar arkadaşına bırakıyor. Şu anda bırakıyor. eşinizin nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Keşan veya Edirne diye biliyorum. Yani yani tam sesler ne? Etmiyorlar. Çok ses geliyor. Çok bağırarak konuşuyorlar. Ee, eşiniz, minel, kızınız, dokuz yaşındaki kızınızla beraber ortada yok. Tahminen bu adamın yanında, evet. bu adamla beraber. İşte Edirne'de mi, Keşan'da mı, başka Türkiye'nin hangi şehrinde bilmiyorum diyorsunuz. Onu bilmiyorum, Siz boşanma davası açtınız. Boşanmak istiyorsunuz. Tabii ki. Ama asıl derdiniz? Kızım ve çocuklarımın velayet. Yani Kızınızın bir de öz Buraya gelme amacım zaten çocuklarım. Ve Çocuklarınız. Yani da. kızınız öyküyü bulmak 9 yaşındaki. Evet. Kızınızın bir de özel bir durumu varmış sanırım. Benimle ilgili ayrıca benim kalp sorunum var. Kalp pili var. Ciddi bir ritim bozukluğuna bağlı. Kalp pili takıldı. Bu hastalık genetik olduğundan dolayı hı hı. çocukların yıllık MR kontrolü var. var. Fakat öykünün... Kalp kapakçığında ayrı bir rahatsızlık var. Onun altı ay arayla kontrol edilmesi gerekiyor. Şubat'ın dördünde de altı aylık süre doluyor. Peki yani 24 Ekim'den itibaren herhangi bir kontrol süresi var. Anne onu götürmedi o zaman hastaneye falan. Yoktu. Yoktu götürmedi. Ya bildiğim yoktu. Sizin tek derdiniz Minel neredeyse hangi şehirdeysen ortaya çık. Benden boşan. Kızımı benim ver. Benim kızımı Çocuklarım ver. Çocuklarımı Siz çocuklarınızın velayetini almak istiyorsunuz. Eşinizin... <laughs> Şiddet eğilimi var mıydı? Kesinlikle yok. Hayır Minel Hanım'ın şiddet eğilimi var mıydı? Çünkü... Bana karşı mı? Evet. Çocuklara karşı mı? Yani hem çocuklara hem de size karşı. Çünkü boşanma tartışma davasında... sırasında beni birkaç kez bıçaklamaya kalktı. <laughs> Sizi mi? Evet. Kalp pilimi tutup sökmeye kalktı. Ayağım kırıldı. Kendimi korurken tartışma esnasında düştüm. Ayağımın kırılmasına sebep oldu. Ambulans çağırmadı. Bununla ilgili şahitlerim var. İsterlerse bağlanabilirler. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.